dersimizde bir satranç tahtası planlayacağız, yapacağız. Ama satranç tahtası için tabii ki bu taşlar lazım, satranç taşları. Telif hakkı problemi yaşamayalım diye ben onları daha önceden çizdim, hazırladım. 7 numaralı derste shape olarak Photoshop'a bazı çizimleri nasıl ekliyorduk onu göstermiştim. Burada hazırladığım javablackboard.csh dosyası var. Custom shape dosyası Photoshop'un. Onu sizin kendi Photoshop'unuza nasıl ekleyeceğinizi de ben göstereceğim. Bunu bizim Telegram kanalımız var. Daha yeni açtım. Yani yeni açmadım da duyurusunu ilk defa şimdi yapıyorum. O kanalda yayınladım ben bu CSH dosyasını. Kanalımıza isterseniz üye olun, isterseniz olmayın, siz bilirsiniz ama bu CSH dosyası o Telegram kanalında var. Oradan alabilirsiniz. Şimdi bu CSH dosyasını klasör sisteminde bir yere koyuyoruz. O Photoshop'u başlattığımız zaman otomatikman Photoshop'un içerisinde şeylerimizi görebiliyoruz. Taşlarımızı. Bu taşları zaten bu dersin konusu olmadığı için ben sadece bu damalı zemini nasıl yapacağımızı göstereceğim için anlatmadım. Zaten bu tür çizimleri dediğim gibi 7 numaralı Photoshop dersimizde bulabilirsiniz. Custom shape olarak Photoshop'un içine ekliyoruz ve daha sonradan kullanması çok kolay oluyor. İşimize geldiği gibi kullanıyoruz. Şimdi Telegram'la ilgili önce bilgi vermek istiyorum. Bunu dersimizi şimdilik bu şekilde özet olarak anlattıktan sonra şuradan kendi konumuza geçelim. Arkadaşlar Telegram aynı WhatsApp gibi bir mesajlaşma programı. Çok büyük WhatsApp'a göre biraz daha fazla avantajlar olduğu için ben onu kullandım. Şimdi telegram.org adresinden onu da şöyle yapalım. Telegram.org adresinden telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize uygun olan uygulamasını indirip kurabilirsiniz. Zaten kullanması da çok basit, çok kolay. Görü görmez anlayacaksınız. Türkçe dil desteği de var ayrıca. Programı kurduktan sonra arkadaşlar şu şeye geliyorsunuz. Chat yazıyor. Sohbetler bölümüne geliyorsunuz. Burada yukarıya Java Blackboard yazdığınız zaman büyük ihtimalle bizim şeyimize ulaşacaksınız, kanalımıza. Ayrıca grup da açtım. Gruptan da bana ulaşaraktan soru sorabilirsiniz. Bu kanala da ulaştıktan sonra şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Burada artık benim bütün Photoshop, Illustrator, Java derslerimin tamamını burada şey yapıyorum. Link vererekten gösteriyorum. Şimdi burada kanala geldikten sonra 11. dersten sonra Java Blackboard diye evet, şuradan alalım. Java Blackboard diye şu dosyayı göreceksiniz arkadaşlar. Bu dosyayı bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınıza indirdikten sonra şeyde Mac'lerde muhtemelen Windows'larda da aynıdır. Applications yani program programlar altında Adobe Photoshop CS klasörünü buluyorsunuz. Presets'i buluyorsunuz. Custom Shape klasörünü buluyorsunuz. Onun içine atıyorsunuz. CSH dosyasını onun içine atıyorsunuz. Ve ondan sonra da zaten burada da görsellerin şu kısımda şey onu zaten ders içinde anlatacağım. Bu sarılı olan kısım. O dikkat etmenize gerek yok ona şimdilik. Kısa CSH dosyasıyla ilgili girişimizi de yaptıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Şimdi ben bu tabi şeyi çizeceğimiz için satranç tahtası çizeceğimiz için kare formda bir doküman açtım. File'dan new diyoruz. Ben mesela 800'e 800 açmışım. Çünkü 8 karesi var ya 8'e 8 ne yapıyor? Yüzerlik yapsak bir tane daha açtık. Tamam.
Burada şimdi 800'e 800 olarak bir tane şeyimizi açtık. Dokümanımızı açtık. Buraya şimdi damalı zeminimizi hazırlayacağız. Çizim şey rectangle marquee tool, yani köşeli seçim aracına geliyorum, dikdörtgen seçim aracına. Şurada bakın özelliklerinde fixed size yazıyor. Fixed size'a geliyorum. Birinci kutucuğu 100px, ikinci kutucuğu da 100px yapıyorum. Yani 100'e 100 piksellik bir kareyi benim için çiz diyorum. Şöyle yeni bir tane layer açıyorum. 100'e 100 piksellik bir kare çizdi tıkladığım yere. Yani sürükleme gerek yok artık. Burada çünkü fixed size dediğim için tıklıyorum ve 100'e 100 piksellik bir şeyi çizmiş oluyorum. Bunun içini siyahla dolduruyorum. Yeni bir layer'dayım tabii ki o sırada. Siyahla dolduruyorum ve en alt köşeye geliyorum. Niye alt köşeye geliyorum? Üstten de başlayabilirdim diyebilirsiniz. Arkadaşlar şeyde satrançta right light, yani sağ alt köşe beyaz olmak zorunda. Dolayısıyla buradan böyle sıraladığımız zaman sağ alt köşe yani oyuncunun sağı beyaz olmak zorunda. Karşı tarafta da şurası üst sol köşe beyaz olacak. Şimdi, o yüzden sol alt köşeden başlıyorum. Şimdi şuradaki ayarlarımı yapıyorum. Taşıma aracım aktif. Bunun ayarlarında auto select aktif. Show bone transform controls aktif. Ve burada da layer seçili. Grup değil. Layer seçili. Şimdi buraya geldim. Tıkladım. Bu zaten aktif. Bakın noktalar gözüktü zaten çevresindeki. Alt tuşuna basıyorum ve shift tuşuna basarak şöyle tam köşeye doğru kaydırıyorum. Zaten tam uca uç. Uç uca geldikleri zaman o kendini yakalayacaktır. Şimdi ikinci kareyi oluşturdum ve shift'e basarak birinci kareyi tekrar seçiyorum. Şuradan Ctrl E diyorum. Yani CMDE yapıyorum Mac'lerde. Tekrar onu alt tuşa basarak ve shift'e basarak sürüklüyorum. Kareler uç uca geldikleri zaman bırakıyorum. Ve CMDE yapıyorum. Edirne'nin E'si. Böylece 4 karede aynı layer'de olmuş oldular. Tekrar alt tuşuna basıyorum. Sürüklüyorum. Sürüklerken shift'e basıyorum. Ve böylece birinci sıram tamamlanmış oldu. Birinci sırayı tamamladım. CMDE yaptım tekrar. Şimdi yukarıya doğru bu sefer bunları komple götüreceğim. Alt tuşuna bastım. Sürükledim. Bıraktım. Uç uca geldikleri zaman kareleri bırakıyorum. CMDE yapıyorum. Bakın şu layer sürekli topluyor hepsini. Ben öyle yaptıkça. Tekrar alt tuşuna bastım. Sürüklemeye başladım. Şimdi shift'e bastım. Ve en uca geldi. Kapattım. Bıraktım. CMDE yaptım. Şimdi satranç tahtam hazır. Satranç tahtasını hazırladık. Fakat bu kareler tabii ki simsiyah olduğu için birazdan taşlarımız da siyah olacak. O yüzden bunun rengini biraz açıyorum. CMDL yapıyorum. Levels'ın L'si. Levels penceresinden şöyle gri ton veriyorum şuna sadece. Ve kapattım. Şimdi yeni bir layer açtım. Yeni layer'dan sonra şuradan arkadaşlar Custom Shape Tool'a geliyorum. Şimdi Custom Shape Tool'a geldim. Tabii ben bunu daha önceden ayarladığım için böyle gözüküyor. Siz de muhtemelen şöyle yapayım. Okey diyeyim. Bu böyle bir şey gözüküyor olabilir sizde. Şu yukarıdaki ayarlar düğmesine tıklıyorsunuz. Tekrar geleyim buraya arkadaşlar. Şuradan Custom Shape Tool'u seçiyorum. Seçtim. Yukarıdan alt menüsünü açtım. Ayarlara geldim. Daha önceden dersin başında söylediğim CSH dosyasını klasörünüze koymuş olmanız lazım. Koyduysanız Custom Shape klasörünüze şurada veya şurada gözükür. Şurada gözüktüğünü varsayıyorum. Genelde burada gözükür. O da onun da aslında sebebi var. Şimdi ona çok girmeyeyim. Şeylerde Macintosh'larda user altında da bir uygulamalar klasörü var. Yani uygulamaların kişisel ayarlarla ilgili bir şey. Normalde Applications altında da var. Applications altındaki Custom Shape klasörünü koyarsanız burada çıkar arkadaşlar.
Fazla detaya gerek yok orada. Siz öyle yapın. O da yeterli zaten. Append değil de okey diyorum. Okey dedim ve benim shape'lerim geldi. Şimdi şuradan birincisi olarak piyonu alıyorum. Piyonu aldım. Cancel diyeyim buna. Piyonu aldım. Burada pet değil de piksel seçili olacak. Piksel seçili olsun. Piksel seçili olsun. Shift'e basarak şu karenin içine ben siyah piyonumu koyuyorum. Tabii yeni bir layer'da olmam gerek. Bakın yeni layer'dayım. Bunu koydum. Ok tuşlarıyla şöyle ortalayayım bunu. Şimdi arkadaşlar şuradan Show Transform Controls'ü tıklıyorum. O gözükmesin onlar. Bunu her seferinde Alt ve Shift'e basarak kopyalayıp taşıyorum. Bunu taşıdım. Ben bu taşların hepsinin dizilimini göstermeyeceğim böyle. Vakit kaybolmasın çok diye. Zaten mantık olarak anlaşıldı. Ondan sonra kaleyi alıyorum. Kaleyi de yeni bir layer açacağım. Açtım. Şuraya yerleştiriyorum. Tabi siyah renk olacak burada. Ön taraftaki siyah rengimiz var. Bu kalemin aynısının kopyasını Alt'a ve Shift'e basarak öbür uca taşıyorum. Ondan sonra geldim tekrar kaleden sonra at. Atı alıyorum. Bu tabi yanlış oldu. Neden yanlış oldu? Çünkü öbür uçtaki kaleyle aynı layer'da. Ctrl Z diyorum oradan. Yeni bir tane layer açmayı unuttum. Siz de unutacaksınız. Unutmayın. Evet, yeni layer'a bunu aldım. Ve Alt'a basarak sürükledim. Bir de karşıya. Evet. Alt'tan sonra neyimiz var? Filimiz var. Filimizi aldım. Yeni layer açtım. Fili koydum. Fili karşıya koydum. Yeni layer açtım. Filden sonra neyimiz var? Vezir. Veziri aldım. Bunu biraz şöyle ortalayalım. Sağ ok tuşuyla. Vezir tek. Siyah vezir siyah da. Beyaz vezir beyaz da kuralına göre. Yeni bir layer açıyorum. Siyah kareye veziri. Beyaz kareye de siyah şahı koyuyorum. Ve şimdi taşlarım hazır. Şimdi bu taşlar hazır. Bunların beyazlarını nasıl koyacağız? Beyazlar tabi farklı olduğu için onlar da şu şekilde bir çizimdeler. Aşağıya yeni bir layer açmış mıydık? Evet açtık. Evet. Bakın o da beyaz taşlarında bu şekilde. Peki buna şimdi arkadaşlar bir de şey ekleyelim. Diğer taşları çok sıralamayacağım. Kaleleri koyacağım sadece. Bunlar çünkü sürekli bırak yaptığımız için kolayca sürüklemeyi tercih ettim. Evet. Bir de bunun beyazların kalesini koyalım. Yeni layer açıyorum. Yeni layer açtım. Evet. Beyaz kaleyi koydum. Bir de buraya koydum kaleyi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu alt sırada yani hariçte A, B, C, D, E, F, G, H şu yan sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazması gerekiyor diyelim. Diyelim ki öyle. Şimdi bizden o da istenirse nasıl yapacağız? Orada da bir özellik daha göstereyim diye onu yaptım. Canvas Size'a geliyorum. Canvas Size'a geldim. Şimdi Anchor dediği alanda sol üst köşeyi tıklıyorum. Sol üst köşeye tıkladım. Yani sol üst köşe sabit kalsın. Benim eğer ayarım artacak olursa aşağıya ve sağa doğru artsın manasına geliyor bu. Dolayısıyla sağa doğru 100 artacak. 900 olacak. Aşağıya doğru 100 artacak. 900 olacak. Okey diyorum. Bakın artış gerçekleşti. Şimdi yeni bir tane layer açıyorum. Artık işim kolay. Bunlar ABC olacaktı. A, B, C, D, E, F, G, H dedim. Tabii böyle olmayacak bunlar.
çift tıkladım, seçili hale getirdim, sola yasladım, hizaladım. Bunu böyle yaptıktan sonra seçili hale getiriyorum. Şuradan karakter paletimi açıyorum. Açtım. Şu gördüğünüz set the tasking for the selection. Selection characters diyor. Neyse işte onu açıyoruz. Şöyle yukarı ok tuşlarına basarak harflerin arasını güzelce ayarlıyoruz. Ve alın size, harfler de geldi arkadaşlar. Tamamdır. Aynı şeyi bu sefer yukarıdan aşağıya doğru yapacağız. O biraz daha kolay sanki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptım. Bu sefer de yukarıdan aşağıya doğru şurayı seçiyorum. Satır aralarını arttıracağım. Yukarı aşağı oklarıyla onu da ayarladım. Evet, bu da tamamdır. Yalnız bunlar çok dikkat çekici oldu. O yüzden iki layer'ı seçtim. Şöyle kontrol edeyim, hızlıca gittim biraz. Şuradaki iki harf ve rakamlar layer'larını seçiyorum arkadaşlar. İkisini bir seçtim. CMDE yaptım. Bunlar şimdi artık text layer olmaktan çıktılar. CMDL yapıyorum. Ve bunların rengini de şöyle olabildiğince gözü yormayacak şekilde getiriyorum. Maksat anlaşılsınlar yeter. Bizim böylece satranç tahtası dersimiz de tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar, custom shape ile ilgili bunu yaptım çünkü söylemiştim zannediyorum da söylemediysem tekrar etmiş olayım. Söylediysem de tekrar etmiş olayım. Bu custom shape'leri ben burada kullandığım zaman video ile ilgili yani telif hakkı problemi çıkar diye, yoksa internetten de bulabilirsiniz. Benim Java Blackboard kanalımdan da çekebilirsiniz. Zaten oradakini çekerseniz sorun olmaz ben çizdiğim için. İnternetten de bulabildiğiniz CSH dosyaları diye aratırsanız bir sürü şey var, kaynak var. Çok değişik şekiller var. Onları alıyorsunuz Photoshop altında, işte presets klasörü altında custom shape klasörünün içine koyuyorsunuz. Photoshop'unuzu açtığınız zaman o şekillerin hepsini orada görüyorsunuz. Şimdilik bizim satranç tahtası dersimiz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana gruptan da yazabilirsiniz Telegram'dan. Şeyden yorum olarak da gönderebilirsiniz. Ders konusu çıkmış olur bize de. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.